Hayatımızda büyük önemi olan şeylerin başında tuz ve plastik geliyor. Evet, denizler kirleniyor. Plastikler güneş ışıklarına dayanamıyor ve paramparça oluyor. Peki bu plastikler nereye kayboluyor? Şimdi sizlere kullandığımız tuzlarda plastik tespit edildi adı altında bir video hazırladık. Burada tüm sorularınızın cevabını alacaksınız. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Türk profesör Sedat Gündoğdu, çeşitli firmaların ürettiği tuzlarda yaptığı inceleme sonucu 16 markanın sofra tuzunun tamamında mikroplastik tespit edildiğini söyledi. Evet, şaka değil. Tuzların içerisinde bildiğimiz plastik çıktı. Türkiye'nin başlıca tuz üretim merkezlerinde üretilen ve Şubat ve Mart 2017 tarihleri arasında piyasadan satın alınan 16 markanın sofra tuzunu incelediklerini belirtti. 5'i deniz tuzu, 6'sı göl tuzu ve 5'i de kaya tuzu olmak üzere toplam 16 sofra tuzunun örneklerinin Çamaltı, Tuz Gölü, Palas Gölü, Seyfe Gölü, Acı Göl, Çankırı, Cihanbeyli ve Aksaray'da üretildiğini kaydeden Dr. Gündoğdu, yapılan incelemeler sonucunda 16 markanın sofra tuzunun tamamında mikroplastik tespit ettiklerini, en yüksek mikroplastik partikül sayısına deniz tuzunda rastladıklarını söyledi. Türkiye dünya ortalamasının 3 misli tuz tüketiyor. Bu da tuzların içerisine hile mi karıştırılıyor sorusunu akla getiriyor. Mersin ve İskenderun körfezindeki yüzey suyundan aldıkları örneklerle yaptıkları araştırma sonucunun çok ürkütücü olduğunu belirten Dr. Gündoğdu, İskenderun körfezinde kilometre karede 1 milyon adet mikroplastiğe rastladık. Mersin körfezinde de bu durum daha da vahimdi. Orada bu sayı 7 milyona kadar çıkıyordu. Biz de bunun denizden elde edilen ürüne yansıyacağını düşündük. Bunların başında da en çok kullanılan deniz ürünü olan tuzu düşündük. Göl tuzlarını da inceleyelim dedik. Göl tuzlarını, kaya tuzlarını ve deniz tuzlarını topladık. Piyasadan bunları çeşitli şekillerde süzerek içerisindeki mikroplastik miktarını inceledik. Ortaya korkunç rakamlar çıktı. Çünkü Türkiye dünya ortalamasının 3 misli kadar tuz tüketiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi günlük 5 gram, bizim tüketmemiz ise yaklaşık 15 gram diye konuştu. Doktor Gündoğdu, deniz tuzu tüketildiğinde bir kişinin yaklaşık 500 adet mikroplastiği tüketme riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizerek göl tuzunda bu sayı 200'lere kadar düşüyor. Kaya tuzlarında ise daha da düşük oluyor. %50'ye kadar düşebiliyor bu sayı. Bu da denizlerin ve göllerin ne kadar kirli olduğunun göstergesi. Çünkü tuz denizden veya gölden alınıyor. Denizlerimiz kirli olduğu için bunlar tuza bir şekilde yansıyıp soframıza kadar gelebiliyor. Kaya tuzlarındaki problem ise denizlerin değil havanın da mikroplastiklerle kirlendiğini gösteriyor. Çünkü kullandığımız elbiselerin birçoğu plastikten, polyesterden, akrilikten ve viskozdan yapılıyor. Bunlar bir yıkamada yaklaşık 700-800 bine yaklaşık plastiği ortama salabiliyor. Bunlar da bir şekilde hava akımıyla ortamlarda yemek yediğimiz tabaklarımıza kadar gelebiliyor. Mesela bir kaya tuzu işletme fabrikasında çalışan işçi plastikten yapılmış bir elbise giyiyorsa tabii o elbiseden kopan parçacıklar da tuzun içerisine bulaşacaktır şeklinde konuştu. Tuzların çoğunun plastik poşet içerisinde satışa sunulduğunu kaydeden Profesör Doktor Gündoğdu bu durumda plastik poşetten kopan parçaların tuza girdiğini belirtti. Artık plastik yemeklerimize bile girdi diyebiliriz.